Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bu ölçme değerlendirme testlerinin ikinci bölümünü çözeceğim arkadaşlar. Malum dile kolay. 113 soru. 113 soru olunca tabii böyle bir videoda anlatmak kolay olmuyor. O yüzden 3 ya da 4 tane videoda bütün bunların hepsini bitirmeyi planlıyorum. Şimdi 3 üssü A'nın değeri 5, 5 üssü B'nin değeri de 2. O zaman şöyle yapayım. Alttaki ifadede 5 gördüğüm yere 3 üzeri A yazacağım. Bakın 3 üzeri A'nın B'ninci kuvveti eşittir 2 oldu. Yani 3 üzeri A çarpı B'nin 2 olduğunu gördüm. Peki şu ifadeyi düzenlersem şu ifadeyi 9 üzeri A çarpı B çarpı 9 üzeri 1 diye yazabilirim. Şimdi her tarafın karesini alıyorum. 9 üzeri A çarpı B'nin 4 olduğunu gördük. Şimdi bakın şurası 4'müş. 4 kere 9 böylelikle cevabımız 36 oluyor. Şimdi geldik 46. soruya. Şimdi 46. soruda arkadaşlar 27 dediğim şey biliyorum ki 3'ün kübüdür. 243 3'ün 5. kuvveti. Böylelikle dikkat edin. 3'ü 2x-2 ile dağıtırsam 6x-6 olur. 5'i 2 ile çarptım. 3 üzeri 5x'e eşit oldu. Tabanlar aynıysa üsler de aynıdır. 6x-6'nın değeri 5x'tir. Böylelikle x'in değeri 6 bulunacaktır. Şimdi 47. örnekte arkadaşlar eşitliği hemen şu 1'i sağ tarafa alırsam eşittir 1 diyeceğim. Şimdi bir üslü ifadenin 1 olması için 3 şartımız vardı. Şart 1 diyorduk ki taban 2x-5 1'e eşit olacak. Yani x eşittir 3 olacak. Şart 2 taban 2x-5 eksi 1'e eşit olacak. 2x'in değeri 4 olur. Yani x eşittir 2 olur. Ama buna bağlı olarak 2x-6 yani üssün çift olması lazım. Bulduğumuz bu x değerini. Yerine yazarsak bakıyoruz çift oluyor. Ve son madde arkadaşlar sıfır haricinde her sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. 2x-6 0 olacak. Fakat bunun yanında 2x-5'in 0 olmaması lazım. Bakıyorum 2x eşittir 6, x eşittir 3 bakıyorum. 0 da yapıyor ama zaten ben 3'ü bulmuştum. O zaman cevabım 3 artı 2'den 5 bulunacaktır. Şimdi geldik 48. soruya. Arkadaşlar hemen şu ifadeleri belirleyelim. Bir kere 4 gördüğüm yere 2'nin karesini yapıştıracağım. 8 gördüğüm yere 2'nin kübünü. 16 gördüğüm yerde 2'nin 4. kuvvetini yapıştıracağım. O zaman ne olur? 2 üzeri dikkat edin. 3x ile 2'yi çarptım 6x. 3'ü x-1 ile dağıtırsam 2 üzeri 3x-3 olur. 4. kuvveti 2x-1 ile dağıtırsam 2 üzeri 8x-4 olur. Çarpı 2 üzeri 2-3x'tir. Tabanlar aynısı üstler toplanıyordu. O zaman 2 üzeri dikkat edin. 6x-3x daha 9x-3 eşit olacak. 8x-3x 2 üzeri 5x eksi 2 olur. Peki tabanlar eşitse üstler de eşittir. 9x-3'ün değeri 5x eksi 2'dir. Böylelikle 4x eşittir 1. x eşittir 1 bölü 4. Yani Ceyhan bulunur. Geldik 49. soruya. Arkadaşlar 49. soru belki de bu testin en kolay sorularından biri. Şimdi ben A üzeri 0,6'yı gördüm. A üzeri 0,2'yi gördüm. O zaman bana verilen ifadeyi A üzeri 0,2 çarpı 3 diye üssünü böyle ayırabilirim. Eşittir. 64 gördüğüm yerde 4'ün kübünü yazarsam dikkat edin. Aynı üsleri sadeleştirebiliyoruz. O zaman A üzeri 0,2 değerinin artık 4 olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız Bursa bulunur. Şimdi gelelim 50. sorumuza. A ve B birer tam sayı. Bir eşitlik verilmiş. Şimdi ben bu 35'i arkadaşlar parçalamam gerekiyor. 35 5 çarpı 7'dir. O zaman ben bunu 5 üzeri A eksi 2 çarpı 7 üzeri A eksi 2 diye yazacağım. Çarpı 7 üzeri A artı B olur. Eşittir 5'in kübü. Şimdi önce aynı terimleri bir araya toplamak istiyorum. Yani şunu yapalım. Her tarafı 5 üzeri A eksi 2'ye bölmek istiyorum.
Bakın ne oldu? Şunlar sadeleşti. Peki eşitliğin sol tarafında 7'nin kuvvetleri tabanlar ise üstler toplanır diyebilirim. O zaman 7 üzeri dikkat edin 2a artı b eksi 2 olur. Eşittir. Bakın tabanlar ise üstlerde birbirinden çıkarılıyordu. Bu da 5 üzeri. Şimdi 3'ten a eksi 2'yi çıkaracağım. Peki çıkarırsam eksiği dağıttım. 5 üzeri 5 eksi a olur. 5 üzeri 5 eksi a olur. Peki şunu biliyoruz. Kesinlikle arkadaşlar 5 ve 7 asal sayılardır. Asal sayıların bir tam sayı kuvvetleri birbirine eşit olamaz. Ancak ve ancak üstler 0 olursa bu eşitlik sağlanır. Çünkü her sayının 0. kuvveti 1'dir. 5 eksi a'nın 0 olması, böylelikle a'nın 5 olması gerekiyor. A yerine 5'i yazarsam ne olur? 10 artı b eksi 2'nin 0 olması lazım. Böylelikle b'nin de eksi 8 bulunması gerekiyor. 51. sorudayız arkadaşlar. Hemen yukarıda ben şöyle 3 üzeri 3 ortak parantezini almak istiyorum. Ne kalır? 3 artı 1 kalır. Bölü paydamız 9 üzeri a. Eşittir 4 bölü 3. Şimdi dikkat ederseniz şöyle bir şey yapacağım. 3 artı 1 4'tür. Bunlar sadeleşiyor. Hemen içler dışlar çarpımı yaptım. 3'ün kübüyle 3'ü çarparsam 3 üzeri 4 olur. Eşittir. 9'un a'nıncı kuvveti. Şimdi 9'un a'nıncı kuvveti 3'ün 2 a'nıncı kuvveti demek olur. O zaman tabanları da aynıysa üstler de aynıdır. 2 a eşittir 4 ise demek ki a eşittir 2 bulunacak. Yani cevabımız bu durumda Bursa olur. Gelelim 52'ye. Şimdi 52'de arkadaşlar şu paydadaki kısmı yukarıya çıkarırsam 3 üzeri a eksi 1 olur. Eşittir 2. Peki 3 üzeri a eksi 1 aslında 3 üzeri a bölü 3 demektir. Tabanlar ise üstler çıkarılmış. Hemen içler dışlar çarpımı yaptım. 3 üzeri a'nın değerinin 6 olduğunu gördüm. Şimdi benden 3 üzeri 2a'yı istiyor değil mi? 9 üzeri a, 3 üzeri 2a demektir. Karesini alırsam 3 üzeri 2a'nın değeri 36 yani Edirne bulunacaktır. Şimdi 53. soruda arkadaşlar önce parantez içlerini halletmeye çalışalım. Negatif bir sayının biliyorum ki çift kuvveti pozitiftir. O zaman bu sonuç bütün değerler pozitif olduğu için pozitif olacaktır. Peki hemen için yapıyorum. X üssü 4 çarpı eksi 3 ile 4'ü çarptım. X üssü eksi 12 oldu. Üzerinde 1 bölü 2 var. Bölü x üzeri eksi 7. Peki şu ikisinde üstteki ikisinde arkadaşlar şöyle diyebiliriz. Tabanlar ise üstler toplanır. X üzeri eksi 8 olur. Üzerinde 1 bölü 2 var. Çarpı bunu da yukarıya çıkarırsam arkadaşlar x üzeri 7 olur. Yani şu birinci ifade x üzeri eksi 4, ikinci ifade x üzeri 7 ise tabanlar aynı olduğu için üstler toplarsam cevabım x küp yani Bursa olacaktır. Şimdi 54. soruda arkadaşlar türünden soruları şöyle yapalım. 25 gördüğüm yere 5'in ikinci kuvvetini yazarsam y demek 5 üzeri 2k bölü dikkat edin 2k artı 3 olur. Peki ben x'in de aynı şekilde bir şey eşit olduğunu biliyorum. Peki bu x ve y'yi taraf tarafa çarpmak istiyorum. Çarparsam bakın ne olacak? İkisinin tabanları 5. Tabanları aynıysa ben üstlerin toplandığını biliyorum. Şu ikisinin de topladığımda dikkat edin onların da payları aynı. O zaman 5 üzeri dikkat edin 2k artı 3 bölü 2k artı 3 olur. Böylelikle bunlar sadeleşir 1 olur. Peki y'yi yalnız bırakırsam y demek o zaman 5 bölü x demek olur. 55. sorumuzda arkadaşlar bir ortak parantez alma sorusu. Hemen dikkat edin. 3'ün 4. kuvveti, 3'ün 5. kuvveti. Küçüğü 3 üzeri 4. 2'nin 5. kuvveti, 2'nin 4. kuvveti. Küçüğü 2'nin 4. kuvveti. Yani küçüklerin ortak parantezine aldım. Ne kaldı arkadaşlar? Birinci ifadede 2 kaldı. İkinci ifadede de 3 kaldı. Bölü 45. 45 zaten 9 kere 5'tir. Şimdi dikkat ederseniz 2, 3 daha 5. 5'ler sadeleşti. Şimdi 9, 3'ün karesiydi arkadaşlar. 3'ün 4. kuvvetiyle sadeleştirirsem burada bir 3'ün karesi kalır.
Yani cevabımız 9 çarpı 16. Böylelikle 144 olacaktır. Şimdi geldik 56. soruya. Şimdi bize türünden yine sorulmuş. Şimdi bu 72 bölü 100'ü bizim düzenli yazmamız lazım. Yani 0,72, 72 bölü 100 demektir. 4'e bölersem 18 bölü 25 olur. Dikkat ederseniz 18 demek 3'ün karesi çarpı 2 demektir. 25 de 5'in karesi demektir. O zaman şöyle yapacağım. 3'ün karesi 2 çarpı, bu 5'in karesini yukarıya çıkardım. 5 üzeri eksi 2. Üzerinde x var. Peki ikisini tek tek dağıtırsam ve şöyle yazarsam. 3 üzeri x'in ikinci kuvveti, 2 üzeri x ve 5 üzeri x'in eksi ikinci kuvveti diye yazabilirim bunları dağıtırsam. Peki 3 üzeri x b'ydi. O zaman b kare gelir. 2 üzeri x a'ydı çarpı a. 5 üzeri x c'ydi. O zaman c üzeri eksi 2 olur. Demek ki a b kare çarpı c üzeri eksi 2. Cevabımız bursa olmalı. Geldik bu sayfanın da son sorusuna. Şimdi verilen ifadede gençler 4 tane 4 üzeri 11 var. Ben bunu 4 tane 4 üzeri 11 diye düşünebilirim. Yani 4 üzeri 12 demektir bu. Peki 4 2'nin karesiydi. O halde 2 üzeri 24 diyebiliriz buraya. Şimdi üst taraf 2 üzeri 24. Bu cepte. Şimdi alt tarafa bakıyorum. Alt taraf 2 tane 2 üzeri 15'tir. Peki arkadaşlar, tabanlar ise üstler toplanıyor. Bu da 2 üzeri 16 demektir. Yine aynı şekilde arkadaşlar, tabanlar ise üstler çıkarılır. 2 üzeri 24'ten 16 çıkarırsam 8 olur. Peki eşitliğin sağ tarafına bakıyorum. 16 normalde 2'nin 4. kuvvetidir. 4'ü içeri üste dağıtırsam 2 üzeri 4x eksi 20 olur. Peki son vuruşu yapalım artık. Tabanlar ise üstler aynıdır. Yani 8 eşittir 4x eksi 20'dir. Bu durumda 28 eşittir 4x. Yani x eşittir 7. Cevabımız Ceyhan bulunacaktır. Şimdi gelelim arkadaşlar 58. sorumuza. Şimdi 58. sorumuzda bir üstel eşitsizlik söz konusu. Şimdi 4 gördüğüm yere 2'nin karesi yazabilirim. Böylelikle 2'nin 2x eksi 12. kuvveti olur, değil mi? 2 ile x eksi 6'yı çarptım. Şimdi bu eksi ifadesinde sağ aldım. O zaman büyüktür 2 üzeri x eksi 1 olacaktır. Şimdi üslü ifadelerde, üslü eşitsizliklerde eğer taban bileşik kesirse üs büyükse sayı büyüktür. O zaman 2x eksi 12 daha büyüktür. X eksi 1'den diyebilirim. Böylelikle x'i bu tarafa aldım. X büyüktür. Eksi 12'yi sağ aldım. Artı 11'den. Şimdi 11'den büyük en küçük tam sayı böylelikle 12'dir. Yine biraz önceki gibi arkadaşlar 27 bölü 125. Aslında bu 3 bölü 5'in arkadaşlar 3. kuvvetidir. Şimdi 3. kuvveti eksi 2x artı 6'ya dağıtacağım. Bakın ne olacak. 3 bölü 5'in 4x eksi 12. kuvveti küçüktür. 3 bölü 5'in yine arkadaşlar 3'ü dağıtırsam eksi 6x artı 18. kuvvetinden. Şimdi ne demiştik bir önceki soruda? Bileşik kesirlerde üs büyükse sayı büyüktü. Halbuki şu an elimizde basit kesir var. O zaman üs büyükse sayı daha küçüktür. Yani 4x eksi 12 daha büyük olmalıdır. Eksi 6x artı 18'den. Eksi 6x'i sol tarafa, eksi 12'yi sağ tarafa alıyorum. Yani 10x büyüktür 30'dan. Böylelikle x büyüktür 3'ten çıkar. Şimdi 3'ten büyük sayılar dahil olmayacak. Cevabımız Ceyhan olur. Geldik 60. soruya arkadaşlar. Şimdi A sayısı hangisi diye sorulmuş. Önce bizim bir tanımlama yapmamız lazım arkadaşlar. Bir kere derece çift olduğunda ki burası 2'dir arkadaşlar. Çifttir. O zaman 2x eksi 12 kök içi 0'dan büyük eşit olmalıdır. Yani 2x büyük eşittir 12'den, x büyük eşittir 6'dan çıkar. Yine aynı şekilde tek kuvvette sıkıntı yok arkadaşlar. Dördüncü kuvvet çift kuvvettir. Yani 6 eksi x 0'dan büyük eşit olmalıdır. Böylelikle 6 büyük eşittir x. Yani x küçük eşittir 6 demektir. Bir sayı hem 6'dan büyük eşit hem de 6'dan küçük eşit ise
Bu durum ancak ve ancak x'in 6 olmasıyla mümkün olabilir. X yerine 6 yazdığında zaten şunlar sıfırlıyor. O zaman sadece a değerinin küp kök içinde 8 olduğunu söyleyebiliriz. O da 2'nin kübüydü, 2 diye çıkar arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan bulunur. Şimdi gelelim 61'e. X ve y değerleri verilmiş. X çarpı y bölü x artı y istiyor. Şimdi hemen x ile y'yi çarpmak istiyorum. Yani kök 6 artı kök 2 ile arkadaşlar kök 6 eksi kök 2'yi çarpacağım. Bu da 2 kare farkı demektir. Yani kök 6'nın karesi eksi kök 2'nin karesi. Yani 6 eksi 2. Cevabımız 4 olacak. Yani pay 4 oldu. Peki x ve y'yi toplarsam, şu ikisini toplarsam kök 2'lerin gittiğini görüyorum. O zaman pay da 2 kök 6 oluyor. Şimdi ikiler sadeleşti. O zaman sorumuzun cevabı 2 bölü kök 6 olacak. Ama şıklarda yok. Ne yapacağız? Her tarafı kök 6 ile yani eşleniyle genişleteceğiz. O zaman cevabımız 2 kök 6 bölü 6. 2 ile de sadeleştirirsem kök 6 bölü 3 yani Adana olacaktır. 62. sorumuz iç içe kökler ve kök derecelerine eşitlemekle ilgili bir soru. Şimdi eşitliğin sağ tarafı 3 kere 4 derecesi 12 olan köklü bir ifade olacaktır. Peki dereceleri farklı olan iki sayıyı çarpamıyordum. O yüzden ben bunun derecelerine eşitlemem gerekiyor. Birinciyi 4 ile genişleteceğim. O zaman ne olur? Dikkat edin. 12. dereceden 3 üzeri 4 olur. İkinciyi 3 ile genişleteceğim. Yani yine 12. dereceden 3 üzeri 3 olur bu kez. Artık bu iki ifade çarpılabilir arkadaşlar. Ne olacaktır? 12. dereceden 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 3. Bu ne demektir? 3 üzeri 7 demektir. 12. dereceden 3 üzeri 7. Şimdi dikkat ederseniz eşitliğin sağ tarafında da 12. dereceden x vardı. Dereceler hangisi? Demek ki x'in değeri 3 üzeri 7. Yani Diyarbakır bulunuyor. 63. sorumuz arkadaşlar biraz uzun bir soru. Önce ben şu paydaların ne demek olduğunu bir açıklamaya çalışayım size. Kök içinde 2 artı kök 3 ya da eksilisi fark etmez. İkisinin cevabı da aynı olacak. Sadece işaretleri farklı olacak aradaki. Şimdi ben bunu arkadaşlar 2 ile genişleterek yazıyorum. Yani 4 artı 2 kök 3 bölü arkadaşlar kök 2 diye yazacağım. Şöyle düzenleyelim. Peki 4 artı 2 kök 3. Ben şöyle düşünürsem 3 demek 3 kere 1 demektir. 4 demek arkadaşlar 3 artı 1 demektir. O zaman bu ifadenin kök 3 artı kök 1 yani 1 bölü kök 2 olduğunu göreceğiz. Şimdi birinci ifade bu. O zaman ikincisi de bunun eksilisi. Kök 3 eksi 1 bölü kök 2 olmalıdır. Şimdi hemen buraya yazmaya başlıyorum arkadaşlar. 2 bölü o zaman ne oldu? Kök 3 artı 1 bölü kök 2 artı 2 bölü bu ifadede bunun eksilisi zaten. Kök 3 eksi 1 bölü kök 2. Şimdi birinciler aynen yazılıp ikinciler ters çevirip çarpılırsa arkadaşlar bakın ne oluyor? Kök 2 yukarıya çarpan geçiyor. 2 kök 2 bölü kök 3 eksi 1 oldu. Kök 3 artı 1 oldu. Diğeri de yine aynı şekilde 2 kök 2 bölü bu kez kök 3 eksi 1 oldu. Şimdi artık bunu payda eşitleyebilirim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hemen burayı kök 3 eksi 1 ile şöyle biraz daha aşağı çekeyim. Burayı da kök 3 artı 1 ile çarparsam. Bakın artık paydalarımız eşitlenmiş oldu. Kök 3 eksi 1 ile kök 3 artı 1 çarparsam 3 eksi 1 oluşur. Yani 2 kare farkından. Şimdi 2 kök 2 ile kök 3 çarptım. 2 kök 6 oldu. 2 kök 2 ile eksi 1 çarptım. Eksi 2 kök 2 oldu. Artı 2 kök 2 ile kök 3 çarptım. 2 kök 6 oldu. 2 kök 2 ile 1'i çarptım. 2 kök 2 geldi. Şimdi buradan arkadaşlar 2 kök 2'lerin gittiğini görüyorum. Üst tarafta 4 kök 6 oluştu. Alt tarafta 2. Böylelikle cevabımızın 2 kök 6 yani Diyarbakır olduğunu göreceğiz. Yine bir önceki soruya benzer arkadaşlar. Direkt ben hemen şeyle başlıyorum. Eşlenikle çarpmakla. 3 eksi kök 3 ile
Burayı da 3 artı kök 3 ile genişleteyim. Bakın ne oluyor? 6 ile çarparak gidiyorum. 18 eksi 6 kök 3 artı 18 artı 6 kök 3 bölü. Aşağısına bakın. 2 kare farkından 3'ün karesi eksi kök 3'ün karesi 3'tür. Böylelikle 6 kök 3'lerin gittiğini gördük. Üst taraf 36. Alt taraf 6 oldu. 36 bölü 6'dan cevabımız Bursa çıktı. Gelelim 65. soruya. Şimdi eşitliği incelediğimizde arkadaşlar hemen ben bunu şu bölüyü kurtarayım. Şöyle yapıyorduk. Önce şu paydayı böyle bir eşitlemeye kalkarsam 1 bölü dikkat edin. Kök 2 artı 1 bölü kök 2 çarpı kök 2 bölü 1 diyeceğim. Peki birinci aynen yazıp ikinci ters çevirip çarparsam ne oluyor? Kök 2 bölü kök 2 artı 1 oldu. Çarpı kök 2 var. Şimdi dikkat ederseniz üst taraf 2 oldu. Alt taraf kök 2 artı 1 oldu. Hemen eşleniyle çarpalım yine. Kök 2 eksi 1 ile çarpacağım. O zaman 2 kök 2 eksi 2 bölü. Arkadaşlar paydaya bakın. 2 kare farkı 2 eksi 1. Yani cevabımız 2 kök 2 eksi 2. Böylelikle Edirne çıkmalıdır. 66. soru arkadaşlar. Bir tam kare açalım. Hemen açmaya çalışalım bunu. Şimdi bakın birinci ifade bu. İkinci ifade bu. Birincinin karesi. 7 artı kök 24 olur. Artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Kök içinde 7 artı kök 24. Arkadaşlar çarpı kök içinde bu kökler neden böyle yazılıyor anlamadım ama 7 eksi kök 24 diye yazayım. Artı ikincinin karesi. Ne olur? 7 eksi kök 24 çıkar. Dikkat edin. Kök 24'ler gitti. 7 ile 7'yi toplayınca 14 geldi. Buradan bir 14'üm var. Peki artı 2 çarpı. Şimdi köklü ifade arkadaşlar tek kök içinde yazılabilir. İki tane köklü ifadeyi çarpınca. O zaman bu da 2 kare farkı demektir. 7'nin karesi eksi kök 24'ün karesi. O da 24. Dikkat ederseniz kök içi 25 oldu. O halde burası 5 çıkacaktır. 5 kere 2 10. Yani cevabım 14 artı 10'dan 24 Diyarbakır bulunmalı. Şimdi 67. soruda arkadaşlar bir sayı diğer sayının kaç katıdır diye sorulmuş. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela 24 3'ün kaç katıdır diye sorsam siz 24'ü 3'e bölersiniz. Sonuç 8 dersiniz. O zaman aynı şeyi burada yapacağım. Yani kök derecesi içinde, küp kök içinde daha doğrusu 3 çarpı kök 24 bölü kök 3 demem lazım. Peki 2 kere 3 6. dereceden kök oldu o zaman. Peki 3'ün karesi içeriye girdi. Bu iç içe köklerde arkadaşlar. Çarpı 24 geldi. Bölü. Şimdi 6. dereceden kök içinde ya arkadaşlar bu. Ben bunu da aşağıdakini de yukarıdakine benzetmek istiyorum. Derecesi 2 idi. Ben bunun derecesini 3 ile genişletmek istiyorum. O zaman 6. dereceden ne oldu? 3'ün 3. kuvveti oldu. Peki ben bunları tek kök içinde yazayım. 6. dereceden kök içinde. Şimdi 24'ten bir 3 çarpanı daha gelecek. 3'ün kübü çarpı 8 oldu. Bölü 3'ün kübü. Dikkat edin bunlar gitti. Peki 8 demek 2'nin kübü demektir. 6. dereceden 2'nin kübü oldu. 3'leri sade işledim. 6'yı 3'e böldüm. O zaman bu karekök 2 demektir. Cevabımız Adana'dır. Şimdi 68. soruya baktığımızda arkadaşlar ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz. A'nın payı ile B'nin paydası birbirine eşleniyor. Şimdi şöyle yapalım o zaman. A'yı B'ye bölelim o zaman. Bakın A'yı B'ye bölelim. Ne demek bu aslında? A'yı B'nin çarpmaya göre tersiyle çarpalım aslında. Bu ne demek? A neydi? Kök 7 eksi 3 bölü kök 13 eksi 5 idi. Peki 1 bölü B bunu takla attır demek. Yani kök 7 artı 3 bölü arkadaşlar kök 13 artı 5 olacaktır. Peki
İki yönlü, bakın dikkat ederseniz şöyle bir şey çıkacak karşımıza. Bu durumda A bölü B değeri, A bölü B değeri arkadaşlar, iki kare farkından şu ikisi 7 eksi 9 demektir. Paydası ise 13 eksi 25 demektir. Şimdi üst taraf eksi 2, alt taraf eksi 12 oldu. Yani 1 bölü 6 oldu. Demek ki A bölü B eşittir 1 bölü 6 çıktı. Şıklara bakarsak içler dışlar çarpımını yaparsam B'nin 6A'ya eşit olduğunu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar 69'da ise direkt bence şu köklü sayıdan kurtulalım. Her tarafın 3. kuvvetini alalım. O zaman kök kalkmış olur. 9 yerine 3'ün karesi yazacağım. Bakın 3 üzeri 2'yi bunun üstüne dağıtıyorum. 2x artı 4 oldu. Bölü 27 yerine 3'ün kübü yazacağım. 3'ü bunun üzerine dağıtacağım. 3 üzeri 3x eksi 3 olur. Eşit olmalıdır. 81'in kübü. 81 3'ün 4. kuvvetiydi. Böylelikle 3 üzeri 12 eşit olur. Hemen içler dışlar çarpımı yapıyorum. 3 üzeri 2x artı 4 eşittir 3 üzeri 3x. Bakın dikkat edin. Eksi 3 ile 12'yi topladım. Artı 9 oldu. Tabanlar ise üstler aynıydı. Bu durumda 2x artı 4'ün değeri 3x artı 9'dur. Böylelikle x'i eksi 5 bulacağız arkadaşlar. Cevabımız adadır. Şimdi 70. soruda da arkadaşlar bir önceki metodu kullanalım. 4 ve 6'nın ortak katı 12. Gelin her tarafın 12. kuvvetini alalım. Bakın ne olacak. Şimdi bu 6. kuvvet ya kök içinde 1 bölü 6. kuvvet demektir. Yani o zaman şöyle yapalım hatta daha güzel olur. 25 üzeri daha iyi anlayın diye. Bunun 12. kuvvetini alırsam altlar sadeleşir 2x olur. 25 üzeri 2x gelir. Peki yine bunu 125 üzeri y bölü 4 diye düşünürsem 12. kuvvetini aldığımda 4'ler gider. 125 üzeri 3y çıkar karşıma. Peki 25 5'in ikinci kuvvetidir. Şöyle yapalım. 5 üzeri 4x olur. 125 5'in üçüncü kuvvetidir. 5 üzeri 9y olur. Ne demektir bu? 4x eşittir 9y'dir. X gördüğüm yere 9 yazarsam y 4'tür. Cevabımız 9 bölü 4 bursa çıkacaktır. Şimdi 71. soruda arkadaşlar küp köklü ifadeyi en son yazacağım. Şimdi yazmıyorum. İçeriği düzenlemek istiyorum. Şimdi şöyle yapalım. Kesir çizgimi çektim. Paydada 2 tane 2 üzeri 6'nın toplamı. Bu 2 tane 2 üzeri 6 diye yazılabilir. Şimdi bakın. Burada da 21 tane 2 üzeri 12 eksi 5 tane 2 üzeri 12. Yani 2 üzeri 12'yi bir elma gibi düşünün. 21 elmadan 5 elma çıkardım. O zaman 16 tane 2 üzeri 12 kalır. Şimdi bu ikiler sadeleşti. Burada bir 8 kaldı. 2 üzeri 12'yi 2 üzeri 6'ya bölersem burada da bir 2 üzeri 6 kalır. Şimdi 8 2'nin kübüydü arkadaşlar. 2'nin kübü çarpı 2'nin 6. kuvveti. Böylelikle 2'nin 9. kuvveti olur. Ama 2 2'nin 9. kuvveti olur. Küp kök içinde 2'nin 9. kuvveti dediğimde 9'u 3'e bölerim. Cevap 2'nin kübü yani 8 bulunur. Şimdi gelelim arkadaşlar 72. soruya. 72. soruda karekök içinde iki tane birbirinin eşleniği olan ifade var. Ben kök içini bir düzenlemeye çalışayım. Şurayı. Ne olur? Kök içinde 5 eksi 1 çarpı kök içinde 5 artı 1. Bu ikisini çarptığımda iki kare farkı yani kök 5'in karesi eksi 1. Bu ne demektir? 5 eksi 1 yani 4 olur. Peki aslında bu ifade kök içindeydi. Yani kök 4'ü istiyor benden. Kök 4 de 2'dir. Cevabımız Edirne olacaktır. 73. örnek arkadaşlar bir yok etme metodu. Biraz köklü sayıların karıştırıldığı yok etme metodu. Hemen aşağıdaki denklemi arkadaşlar y'yi yok etmek istiyorum. 5 ile çarpacağım. Şimdi 5 ile çarptığımda bunu üste toplayalım. Üst tarafa yazalım. 15 kök x olur. Eksi 5 kök y olur. Eşittir 35. Şimdi ben şu ikisini taraf tarafa toplarsam. Bakın dikkat edin. 17 kök x y'ler gitti. 51'miş. Böylelikle kök x'in değeri 3 çıkar. O halde x 9 çıktı. Peki alttaki denklemde arkadaşlar hemen kök x gördüğüm yere 3 yazayım. 3 kere 3 9.
9 eksi kök y'nin 7 olduğunu görüyorum. Böylelikle kök y eşittir 2, y de 4 bulunur. 9 artı 4 cevabım Ceyhan çıkacaktır. 74. örnek arkadaşlar bir denklem verilmiş. Bu denklemin çözüm kümesi verilmiş. Dikkat edin. Çözüm kümesinde ben biliyorum ki birinci eleman x'tir, ikinci eleman y'dir. X gördüğüm yere kök 5 yazıyorum. Bakın a çarpı kök 5. Eksi a artı 2 çarpı 2 tane kök 5 eşittir kök 500. Evet. Şimdi bütün terimleri teker teker kök 5'e bölmek istiyorum. Kök 5'ler gider. Buradan kök 5'e bölerim. Kök 5'e bölersem burada da kök 100 kalır. Şimdi dikkat ederseniz a eksi. Şu 2'yi dağıtırsam eksi 2a eksi 4'tür. Eşittir. Kök 100'de 10 idi. Böylelikle eksi a'nın değeri eşittir. Eksi 4'ü diğer tarafa aldım. 14. Demek ki a eşittir. Eksi 14 bulunacaktır. Cevabımız Adana. 75. örnekte arkadaşlar klasik bir oran orantı sorusu. 3a'nın 4b'ye eşit olduğu verilmiş. O zaman ben a'ya 4k yazarsam b'nin 3k olduğunu görebiliyoruz. Hemen şu denklemde yerine yazacağım. A artı b. 4k artı 3k. Bölü 2a. 2 tane 4k. Eksi b. 3k. Üst tarafım 7k oldu. Yani pay. Payda da 8K'dan 3K çıkarsam 5K. K'larda giderse cevabımız 7 bölü 5 bulunacaktır. 76'da arkadaşlar orantılar verilmiş bize. O zaman orantılarda biz hatırlayın hepsinin eşit olduğu bir K sabiti var diyorduk. X bölü 2 eşittir K ise o zaman X gördüğüm yere 2K yazacağım. Y bölü 5K'ya eşitse Y eşittir 5K diyeceğim. Şimdi şurada denklemde yerine y yerine 5k yazıyorum. 3 çarpı 5k eksi 4 çarpı x gördüğüm yerde 2k yazdım. Eşittir 21. 15k'dan 8k çıksa 7k eşittir 21. Böylelikle k'yı 3 buluruz. Benden x artı y'yi istiyor. X 6'dır. Y de 15'tir. Pardon x çarpı y'yi istiyor. 6 kere 15 cevabım 90 yani Edirne bulunacaktır. Şimdi geldik 77'ye. 2A, 3B, 5C. Hepsi birbirine eşitmiş. Hemen 2, 3, 5'in arkadaşlar ortak katını bulalım. Bunların ekoku kaçtır? 2, 3, 5'in ekoku arkadaşlar 30'dur. Yani A gördüğüm yere 15x yazarsam B 30 şey 10x'tir. C de arkadaşlar 6x'tir. Bunu söyleyebilirim. Şimdi A ile B'nin toplamı 25x oldu. B ile C'nin toplamı da 16x oldu. X'ler sadece size cevabımız 25 bölü 16 olacaktır. 78. soru arkadaşlar bir özellik sorusu. 2x eksi z artı 3k'nın 18 olduğu verilmiş. Benden şu ifadeyi istiyor. Şimdi bakın. X'i 2 ile genişletelim şu orantıda. O zaman 2x bölü 2x bölü 2y olur. Eşittir. Şimdi z'yi eksi 1 ile genişleteceğim. Eksi z bölü eksi t olur. Sonra k'yı 3 ile genişleteceğim. 3k bölü arkadaşlar 3m olur. Bu orantı sabitine yine eşit olacaktır. Peki biz orantılar arkadaşlar payları toplayıp paydaları toplayıp oranlarsak orantı sabitinin değişmediğini biliyoruz. Böylelikle 2x eksi z artı 3k bölü 2y eksi t artı 3m. Bu oranın arkadaşlar yine 2 bölü 3 olduğunu söyleyebilirim. Peki üst tarafın 18 olduğunu görüyoruz. Alt tarafta da 2y ile 3m'nin toplamının 20 olduğunu biliyorum. O zaman burası da 20 eksi t olacaktır. Peki hemen orantımızı kuralım. İster içler dışa çarpım yapın, ister şu metodu kullanın. 2 18 olmuş 9 katı. Bu da 9 katı olmalı. Yani 20 eksi t'nin arkadaşlar 27 olması lazım. Böylelikle t'nin eksi 7 olduğunu görebiliriz. Cevabımız Adana çıkacaktır. Şimdi 79. soruda arkadaşlar şöyle bir sistem kurmak istiyorum. Şimdi A diyelim. B, C, D diyelim. Şimdi ilk ifadeyi kullanıyorum. C eşittir. Bakın içler dışa çarpım yaparsam
D eşittir 4C'dir. D, C'nin 4 katı. Peki ikincisinden D bölü C de 1 bölü 4 ise arkadaşlar C de bu durumda 4B olur. Şimdi A bölü B'yi de 1 bölü 4'e eşit dersen B de 4A'ya eşit olur. Yani hepsi bir diğerinden 4 katı oluyor. Şöyle diyelim. O zaman A'ya ben X dersem B 4X'tir. Peki C de B'nin 4 katıydı. O zaman burası da 16X oldu. D de C'nin 4 katıydı. Bu da 64X çıktı. Peki benden D bölü A'yı istiyor. Yani 64x bölü 1x cevabım 64. Yani Edirne bulunacaktır. Mehmet Bey bahçesinden topladığı 40 kilogram cevizi yaşları 4, 7, 9 olan 3 çocuğun yaşlarıyla doğru orantılı. Şimdi birinci çocuğa o zaman 4K kilogram verecektir. İkinci çocuğa 7K kilogram ve üçüncü çocuğa 9K kilogram verecektir. Ve bu toplam 40 kilogrammış. Topladım 20K'nın 40 olduğunu, böylelikle K'nın 2 olduğunu söyleyebilirim. Benden ne istiyordu bu arkadaşlar? En büyük çocuğu istiyordu. Yani 9K'yı istiyor. 9 kere 2, 18 kilogramdır diyebiliriz. Geldik bu sayfanın da son sorusuna. Bir kurbandan 2 bölü 5 oranında kemikli et, 1 bölü 3 oranında da kemiksiz et çıkmıştır. Bakın bu tür sorularda size verilen paydaları çarpın. 3 kere 5, 15. O zaman kurbanın tamamının 15x kilogram olduğunu düşünelim. Şimdi 15'in 2 bölü 5'ini bulacağım. Ne olur? 6x kilogram. Bu nedir? Kemikli ettir. Kemikli. 1 bölü 3 oranında 15'in 1 bölü 3'ünü bulalım. 5x'tir. Bu da arkadaşlar kemiksiz ettir. Şimdi bu kurbandan 20 kilogram kemiksiz çıkmış. Yani 5x'in 20 olduğunu söylüyor. Böylelikle x4 çıkar. Buna göre kaç kilogram kemikli et çıkmıştır? O zaman 6x'e bakacağım. 6x 6 kere 4'ten 24 kilogramdır diyebilirim.